Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Islahçıları Alt Birliği Türkiye Tohumcular Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 4. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi'nde ilk konuğumuz TAGEM Genel Müdürümüz Sayın Metin Türker. Hoş geldiniz efendim, şerefler verdiniz. Çok sağ olun, çok da güzel bir konuşmaydı. Türkiye'de tohumculuk ve bitki ıslahı sektörünün gelişimi hakkında son dönemde özetle neler söylersiniz efendim? Şimdi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık gıda güvenliğinin geleceğiyle ilgili endişeleri hep birlikte yaşıyoruz. Bunun için de en önemli çıkar yolumuz özellikle verimli, kaliteli, hastalıklara dayanıklı, kuraklığa ve soğuğa dayanıklı çeşitleri geliştirmek öne çıkıyor. Bu nedenle de en son teknolojileri de kullanmak suretiyle çok önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bunu da yapmak mecburiyetindeyiz zaten. TAGEM olarak da özellikle 2300 kişilik dev bir araştırma kadrosuyla en fazla, en güçlü olduğumuz alan da özellikle bugünkü kongrenin konusu olan ıslak konusu. O aslında önemsiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Türkiye'de gerçekten bitki ıslahçıları son derece önemli işlere imza atıyorlar. Biliyorsunuz dünya nüfusu 8 milyara çıktı, Birleşmiş Milletler açıkladı. Bu nüfusun doyurulması için ıslaha daha çok önem vermek gerekiyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüzün bu açıdan uygulamaları nelerdir? Yeterli kaynaklar ne kadar aktarılabiliyor efendim? Şimdi bu konuyla ilgili özellikle Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nde ulusal bütçeden kullandığımız, kendi elemanlarımızla yürüttüğümüz çok değişik bir projelerimiz var. Yani bu tahıldan tutun sebzeye kadar ihtiyacımız olan, sektörün ihtiyacı olan, ülkenin ihtiyacı olan çeşitlerin geliştirmesiyle ilgili ARGE projelerimizi sürekli devam ettiriyoruz. Bunun dışında ayrıca uluslararası kuruluşlarla, işte İKAR'dadır, SİMİT'tir gibi veya AB kaynaklarıdır, uluslararası finans kurumlarından elde ettiğimiz kaynaklarla da yürüttüğümüz bir takım projeler var. Bunlar da çok önemli. Çünkü sadece tohum geliştirmek, ıslah etmek yetmiyor. Bunun dışında bizim teknoloji ve inovasyonları, yetiştirme teknikleriyle ilgili de en son güncel gelişmeleri yakından takip etmek ve bunları ülkemizin şartlarına, bitki, toprak, bölge şartlarına uygun hale getirmemiz gerekiyor. Sayın Genel Müdürüm, çok teşekkür ediyorum efendim. Tekrar şeref verdik. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Efendim, kongremizin düzenleme kurulu başkanı Profesör Doktor Sayın Fatih Seyis hocamızla birlikteyiz. Kıymetli hocam, çok önemli bir organizasyona imza attınız. Siz daha önceki dönemlerden beri çalışıyorsunuz zaten bu kongre için. Türkiye'de bitki ıslahının önemiyle ilgili birkaç dakikanızı alacağım. Sonra kongreyle ilgili bilgi rica edeceğim efendim. Evet efendim. Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi açılış konuşmanında belirttiğim gibi bitki ıslahı tanımlandığında bizim öğrencimizde bir tanım var. Ekonomik faydaları göz önünde bulundurmak şartıyla bitkilerin genetik yapısını üreticilerin ve tüketicilerin istekleri doğrultusunda değiştirme ve geliştirme ilim ve sanatı diye öğretildi bize. Yani burada genetik var, bitki ıslahı var, ilim var, sanat var, ekonomi var, en nihayetinde çiftçi var. Yani bu konunun başlangıcı da biliyorsunuz 2013 yılında, daha sonra 15-17 yılında düzenlendi. Rahmetli Vehbi Eser Başkanımız önderliğinde, Allah rahmet eylesin. Biz de 2019 yılında bu kongreyi düzenleyecekken pandemi dolayısıyla biraz gecikmeli olarak 2022 yılında buna başlamış olduk. Ne malum bitki ıslahı deyince şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bitki ıslahı yetiştiriciden ayrı tutamazsınız. Yetiştirme ve ıslah beraber gider. Çünkü bir dünya nüfusunu beslemek durumundasınız nihayetinde. Ve bu kongreler çok önemli. Bugün özellikle 18 ülkeden 400'ün üzerinde araştırmacı, yani Türkiye dahil burada var. 200'den de bildiri olacak sözlü ve poster olarak. Güzel bir imkan. Özellikle genç araştırmacılar için, yetenekli genç araştırmacılar için burada duayen olan dağıtlı konuşmacılarımız var. Türkiye'de basit ihsaslar var. Onlar için de bir güzel imkan olacağını sunduk ve bizim için çok önemli bir sürpriz oldu. Yani pandemi sonrasında bu kadar yoğun bir katılım gerçekten büyük bir başarı ve buradan da kongre düzenleme başkanı olarak bütün ekibe ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Çok yoğun bir iş gücü var bu işin arkasında. Biz de size çok teşekkür ediyoruz efendim. Özellikle pandemi döneminden sonra bu kadar uluslararası çapta insanı bir araya toplamak da kolay iş değil. Kıymetli hocam, son bir sorum var. Bu işin kökeninde tabii ki bilim var, sanat var ama yapılması için de para lazım. Evet. Türkiye'de ve dünyada özellikle bitki ıslahı çalışmalarına yeterli kaynak aktarılıyor mu? Böyle birkaç cümleyle değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi yeterli kaynak aktarılan yerler var. Fakat işin önemini son yıllarda Türkiye kavramaya başladı. Yani özellikle özel sektörün işe girmeye başlamasıyla buna kamu kurumları da destek vermesi gerekiyor. 2017 yılında YÖK'ün
bir toplantısı vardı. Kamu üniversite işbirliği, özellikle yetiştirme ve ıslah bazında. Tabii bunu kağıt üstünde bırakmamak lazım. Bir yere taşımak gerekiyor. Çünkü yani eskilerin bir şeyi var. Yani ne kadar param varsa o kadar üretim yapabiliyorsunuz. Yani burada ne kadar yatırırsanız o kadar da destek vermeniz gerekiyor. Ki günümüz koşullarında yani şöyle düşünün. Ben Almanya'dan bir örnek vereceğim size. Almanya'da 2 milyon hektar kolza ekiliş alanı var. Şimdi biz diyoruz ki ben dönüme bir dekara 10 kilo artırsam çok küçük gibi gelebiliyor ama 2 milyon hektarda nasıl bir yükün ortaya koyduğunuzu düşünmeniz lazım. Bu da bir ülkenin tarımsal üretim politikasıyla alakalı. O nedenle ülkemizde Ar-Ge'ye bundan sonra daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Çünkü araştırmalar, daha doğrusu bilimde öyle bir şey ki durağında değil, statik değil. Sürekli dinamik bir olgu. Ve dünyayla da yarışmamız açısından Ar-Ge'ye yatırılacak olan kaynakların da daha fazla artırılması gerektiği kanaatinde. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Umut Bey. Efendim ev sahibimiz de diyebiliriz. Bitki Islahçıları Alt Birliğimizin çok değerli yönetim kurulu başkanı Sayın Selami Yazar'la birlikteyiz. Fatih hocamızdan kongreyle ilgili bilgileri aldık. Çok değerli Metin Türker Genel Müdürümüz de bize özellikle Türkiye'de tohumculukta ve tarımda Ar-Ge'nin önemini, aktarılan kaynakları, projelerinden bahsetti. Şimdi biraz bitki ıslahına odaklanalım ve her zaman yaptığımız gibi böyle çok basit bir soruyla girelim. Hoş geldiniz efendim ilk olarak. Çok sağ olun. Bizi burada bu kadar profesyonel bir kitleyle buluşturduğunuz için çok mutluyuz efendim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu mutlu günümüzde, bu önemli günümüzde yanımızda olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkanım, şimdi konuyu böyle kongreden aldık, bitki ıslahına getirdik, bilgileri verdik ama asıl mesela konuyla ilgisi sınırlı olan izleyicilerimiz de olabilir. Diyelim ki bitki ıslahı ve ıslahçısı yok. Ne olur? Bitki ıslahı ve ıslahçısı yok ise bitkisel üretim yok, gıda üretimi yok. Çünkü bitkisel üretimin insanların gıdasını temin ettiği, ziraatı temin edecek, tarımı yapabilecek ana unsur tohum. Tohum olmazsa üretim yapamazsınız. O yüzden ıslah olmazsa tohum da olmaz. Bu yüzden insanlarımız üretim yapamadığı için aç kalacaktır. Çünkü nüfus hızla artıyor. 8 milyara geldik. 8 milyara geldik ve savaşlar nedeniyle ulaşım, gıdaya ulaşım çok sınırlandı. Artı tarım dışı kullanım alanı hızla artmakta, sanayileşme, kentleşme, bununla birlikte ıslahla yapılan tohumlarla birlikte verimin artırılması, hasılanın, üretimin artırılması gerekiyor. Bir taraftan da küresel ısınmayla dünyamızın karşı karşıya olduğu, küresel ısınmayla birlikte iklim değişiklikleri var. Bunlar da değişik hastalıkların ve olumsuzlukların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu da verim kayıplarına neden oluyor ve birim alanda alınacak verim düşüyor. Islahçılar bu tip oluşan olaylara da yeni çeşitleri geliştirerek, tohumları geliştirerek, durmadan çalışarak yeni tohumlar geliştirmekte. Bu tohumlar şu anda ülkemizde özellikle doğal yollarla ıslah edilen, kesinlikle genetiğinde hiçbir şekilde oynama olmamış, genetiği iyileştirilmiş, düzeltilmiş çeşitler. Başka bir organizmadan veya başka bir türden kesinlikle bir organizma bu bitkilerimizin içerisine girmemekte. O yönüyle temiz bir gıda yiyoruz. Temiz ıslah diyoruz, temiz yani ıslah yapıyoruz. Peki kıymetli başkanım, şimdi filmde de gördük. Biyoteknolojik uygulamalar var, CRISPR teknolojileri var. Şimdi bunları tabii bu ortamda anlatmanızı istemeyeceğim ama şöyle bir şey, nereye kadar gidecek bu iş? Şimdi bu iş insanlık var olduğu sürece gelişmeye devam edecek. Çünkü insanların talepleri artıyor, nüfus artıyor, iklim değişiyor. Bizim dayanıklı geliştirdiğimiz hastalık etmenleri, böcekler, bunlar da değiştiriyor kendilerini. Biyoteknoloji ve diğer yöntemler ıslaha katkı sağlayan, yardımcı olan unsurlardan. Yani ıslahın bir parçası. Yeni bir alet geliştiriyorsunuz. Nasıl ki, şöyle söyleyeyim, bir hastalığın tanısında yeni MR teknikleri vesaire kullanılıyorsa, yeni teknolojiler veya gen teknolojileri kullanılıyorsa, bu da aynı şekilde bitkide biz bunları uyguluyoruz. Nasıl bir doktor kan değerlerine bakıyorsa, biz de bitkideki mineral madde oranlarına, enzim aktivitelerine bakıyoruz.
genetiğine bakıyoruz. Bu aynı tıp gibi düşünebilirsiniz. Anladım. Yani teknoloji geliştikçe özellikle tüketici olarak korkmayalım diyorsunuz buradan geliştirilen çeşitlerden. Kesinlikle korkmayalım. Korkacak bir şey yok. Bu teknolojiler bizim daha hedefe doğru yönelmemizi sağlayan, hedefe daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak yöntemler olarak karşımıza çıkıyor. Aksi takdirde bunu geliştirenler de bu ürünleri yiyor, içiyor ve beslenmesinde kullanıyor. Kendilerini hasta edecek ürünleri geliştirmezler. Yani. Sayın Başkanım, kongreyle ilgili bilgileri aldık ama şu eksik kalmasın, hiç istemem. Bütün ıslahçılarımızın bir araya geldiği bir kurumun başındasınız. Bitki Islahçıları Alt Birliği. Bildiğim kadarıyla 2008'de kuruldu tohumculuk kanunuyla birlikte. 350 üyesi var. Şimdi neler yapar BİSAP? Sektördeki hangi açığı doldurur? Bitki Islahçıları Alt Birliği'nin ana amacı bitki ıslahı yapan kişileri, ıslahçıların birbiriyle ilişkisini sağlamak, bunların dünyayla rekabet edebilmesi için eksik taraflarını tamamlayacak faaliyetlerde bulunmak. Bunlar nedir? Yazılı yayınlar, çalıştaylar, buna ilave olarak tohumculuk sektörünün ihtiyaç duyduğu bitki ıslahçılarını yetiştirmek. Yani bu çok önemli. Dünyada da bitki ıslahı çok zahmetli, uzun süreli olduğu için genellikle bitki ıslahına talep, bitki ıslahçılığı olmaya talep daha düşük. Biz yani ana amacımız Türkiye'deki gençlerimizin, Ziraat Fakültesindeki öğrencilerimizin bitki ıslahına olan meylini, sevgisini artırmak, ilgisini artırmak. Bunun için de makale yarışması düzenliyoruz ödüllü paralı ilgiyi çekmek için. Üniversitelerde bitki ıslahını anlatıyoruz. Bitki ıslahçılar birliğini anlatıyoruz. Bunların ve en önemlisi 11 Mayıs bitki ıslahçılarının gününü kutlayarak ıslahçıların ne kadar önemli olduğunu kamuoyuna bildirmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü biz ıslahçılar olarak genellikle sahada olan, kendisini medyada fazla duyuramayan bir kitleyi temsil ediyoruz. Ve bu uzun süreçli çalışmada düşünün ki bir çeşidin geliştirilmesi için 12 ile 15 yıl geçen bir süreye ihtiyacınız var. Ve devamlı çalışmak zorundasınız. Şöyle ifade edeyim. İlk yeni doğmuş bir bebeğiniz var. Bir de artık emekliye ayrılmış olduğunuz profesörünüz var. Bu ara her yıl devam etmek zorunda. Çünkü iklim değişiyor. Patojenler, böcekler değişiyor, hastalıklar değişiyor. Ve biz de bu değişime ayak uydurarak insanları beslemek zorundayız. Ve gençlerle bunu yapacağız. Tabii gençlerle yapacağız. Yeni teknolojileri kullanacaklar. Yeni teknolojiler geliştirecekler. Sağlıklı beslenmemiz için bunlara ihtiyacımız var. Geleceğimiz gençlerimiz, yeni genç ıslahçılarımız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Yorduk sizi arada. Teşekkür ederim. Sağ olun ilginize. Efendim 4. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi'nde Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Savaş Akçan'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın Başkan, şimdiye kadar programımıza katılan misafirlerimiz özellikle işte bitki ıslahıdır, önemidir, kongreyle ilgili teknik detaylardır. Bunların hepsini aktardılar. Bitki ıslahının öneminden söz ettiler. Dilerseniz sizle de tohumculuk sektörü genelinde biraz konuşalım. Son dönemde rakamlara baktığımızda üretimde de ihracatta da geliştirilen çeşitlerde de ciddi bir ivme görüyoruz ama rakamlar ve rakamların arka planı bize neler söylüyor efendim? Vallahi şu anda bizim en çok gururla arz edebileceğimiz rakamlar dış ticaret veri rakamlarımız. Şu anda biz 2022'nin ilk 7 ayının sonuna geldiğimiz zaman 150 milyon dolarlık bir tohum ihracatımız, 137 milyon dolarlık da bir tohum ithalatımız gerçekleşti. Dolayısıyla bu Cumhuriyet'ten ilk defa bizim tohum ihracatımızın, ithalatımızın öne geçtiğinin göstergesi. Tabii ihracatın, ithalatın öne geçmesi demek de, demek ki bizim kendi ihtiyaçlarımızın ötesinde bir üretimimizin olduğunu ve dünya çapında diğer ülkelerin de tohum ihtiyaçlarını karşılayacak hem tercih konusu tohumlarımızın hem de yeterli miktarda tohumumuzun, tohum üretimimizin olduğu manasına gelmekte. Bu bizim için çok güzel bir şey. İki açıya bakarsak, bir, diğer ülkelerin tercih ettiği tohumlarımız olması tamamen ıslahçılarımızın başarısı. Çünkü bu ıslah çalışma neticesinde verimlilik ve kalite artmakta. Dolayısıyla diğer ülkeler tercih konusu olan temel unsur bunlar olmakta.
Bu açıdan biz ıslahçılarımızı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Hakikaten var olsunlar. Onların çalışma her zamanki gibi daha çok ihtiyacımız var şu zamanlarda. Aynı zamanda yetiştirici, tohum yetiştirici arkadaşlarımızın da var olan bu tohumları üretmesi ve bunları da sağlıklı, kaliteli bir şekilde piyasaya arz etmeleri de olayın ikinci başarılı tarafı. Böyle baktığımız zaman hakikaten Türkiye tohumculuğu son yıllardaki ivmelenmesinin meyvelerini toplamaya başladı. Önceden biz bunu hep sizler yaptığınız programlarda da olayın böyle olduğunu söylerdik. Böyle olacağını iddia ederdik ve bunun için taahhütte bulunurduk. 2022 senesinde 2023'e kalmadan, Cumhuriyetimizin yüzüne kalmadan bir başarmış olmanın da haklı gururunu yaşamaktayız. Sanırım Sayın Başkanım, şimdi tohum da bu sene geçti ihracat ithalatı ama fidan da fide de süs bitkilerinde zaten fazlaydı. Her zaman süs bitkisinde 2018'den beri fazlaydık. Bu sene neredeyse 1'e 3 olduk. Yani 7 aylık verilere baktığım zaman 120 milyon dolarlık bir ihracat, 40 milyon dolarlık bir ithalat söz konusu. Meyve fidanında zaten 7 aylık verilerin neticesinde 30 milyon dolarlık bir ihracat var. 1,5 milyon dolarlık bir ithalat var ki o da sadece anaçlı ihracat ithalatı. Böyle baktığınız zaman Türkiye Tohumcular Birliği bünyesindeki üretim unsurları %130 gibi bir ticaret fazlası vermekte 7 ay neticesinde. Bu hakikaten önemli bizler için. Bir eksik tohumdu, o da geçti diyorsun. Birkaç türde, birkaç çeşitte eksiğimiz var ama bu çalışmalar işte şeker pancarında, patateste, mısırda, ayçiçeğinde özlenen noktada değiliz. Yani başarılıyız ama bizim hedeflediğimiz, asıl böyle azmettiğimiz noktada değiliz. Çalışmalar şu anda o noktada ilerlemekte. Tahmin ediyorum 200 sene içerisinde de biz o açığımızı kapatıp artık her tohum çeşidinde varız diye dünyaya kendimizi ilan edebileceğiz. Burada atlamamamız lazım. Orta Asya ülkelerini, Türkiye Cumhuriyetleri'nin tohum ihtiyaçlarını karşılayan ana aktör olduk artık. Yani dolayısıyla bu bizim için önemli bir unsur. Çünkü her zaman söylüyoruz, gıda bağımsızlığı, tohum bağımsızlığından geçmekte emperyal bir sisteme adapte olmamış bir Türkiye, tohumunu ya da ürünlerini insanların üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmayı etik bulmayan bir Türkiye'nin tohum üretiminde lider olması ve bu ürettiği tohumları dünyayla paylaşması hakikaten insanlık adına onur verici, gurur verici bir şey. Dediğim gibi biz burada sadece bunları dile getiren insanlarız aslında bakarsanız. Asıl mutfaktaki arkadaşlarımız, bu kongrede çalışan arkadaşlarımız, üreten kardeşlerimiz. Hepsine minnetlerimizi sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar ve olmaya devam ederler. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Çok sağ olun efendim. Değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Bülent Uzun hocamızla birlikteyiz. Kendisi kongreye çok büyük emekler verdi. Kongre Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı. Hep diyoruz ya, 4. Uluslararası Bitki Islağı Kongresi diye. Gerçekten o uluslararası ifadesinin gerçi şimdi herkes kullanıyor ama bu kongrede gerçekten altı dolu dolu. Nasıl dolduruldu, neler yapıldı? İşte şimdi hocamıza soracağız kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum. Bu kongreyi biz ilk defa 2013 yılında rahmetli Vehbi Eser abimizin önderliğinde başlatmıştık. O sayede bu iş 4. kongresine geldi. Baktığımız zaman 9 yıl zaman geçmiş ve orada ilk toplantıda, yine Antalya'da bir toplantımızda bunu konuşmuştuk. Amacımız bizim Türkiye'de böyle bir organizasyonu uluslararası kılabilmekti ve bunu da inşallah başardığımıza inanıyorum. İlk amacımız Avrupa'da Eucarpia adında bir organizasyonumuz var. Bu organizasyon bitki ıslahı organizasyonları yapıyor. Bitki ıslahı kongreleri düzenliyor. Aynısı keza Amerika'da var. Aynısı keza Asya'da var. Ve biz tam bunun ikisinin ortasında bir köprü vazifesindeyiz. Ve bu Türkiye'de yoktu. Biz bunu başlatalım istedik. Ve dördüncüsüyle çok çok iyi noktaya geldik. Bugün bizim 10 davetli konuşmacımız var. Dünyanın her yerinden geliyor. Yine 18 farklı ülkeden katılımcımız var. 180'e yakın bildiri sunulacak. Burada 3 gün boyunca çok derin çalışmalar sürdürülecek ve sunulan bildirilerin uluslararası boyutu ve önemliliği ve etki değeri çok yüksek bildiriler oldu. Gerçekten iyi yolda ilerliyor Uluslararası Bitki Islağı Kongresi. Hocam emeklerinize teşekkür ediyoruz ama bir sorum daha var. Genellikle işte kongreler toplanır, herkes konuşur, bilgiler paylaşılır ama kongrenin son günü bu otellerin salonlarında o bilgiler kalır. Bunun daha da yaygınlaşması için mesela bu kongrenin çıktılarını neler yapmayı planlıyoruz? Nerelere ulaştırmayı planlıyoruz? Hiçbir şekilde sorunda kalmıyor. Bu dördüncüsü. İlk üçünden bu yana hala buraya davetli konuşmacı olarak katılmış konuşmacılarımızla biz ortak ilişkilerimiz var. Beraber kongre düzenliyoruz. Şu an Eucarpia Başkanı tahıllar seksiyonunu idare edecek bir aday arıyor.
Türkiye'den istiyor. Yani bunların hepsi bu kongreler vasıtasıyla oluyor, bu görüşmeler vasıtasıyla. Birçok burada özel firma var, yabancı menşeli özel firma var, tamamen %100 yerli firmalarımız var. Bunların tamamı bunlarla ilişki halinde ve ortak proje geliştiriyorlar. Dolayısıyla hiçbir şey burada kalmıyor. Zaten biz bir sonuç raporu hazırlıyoruz, kongre kitapçığı basıyoruz, bunlar yayınlanıyor, hala sayfalarımızda duruyor. Dolayısıyla burada konuşulan burada değil, tamamen dünyaya yayılıyor. Kaldı ki buradan çok çok iyi çıkacak makaleler olacak. Bunları da biz ikinci jurnal dergimizde yayınlayacağız. O da uluslararası araya doğru ilerliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Efendim 4. Uluslararası Bitki Islağı Kongresi'ndeki izlenimlerimiz böyleydi. Gerçekten hem bitki ıslahına hem de bitki ıslahçısına çok ihtiyacımız var. Dünya nüfusu 8 milyar. Doymak ve doyurmak zorundayız. İşte buradaki bilim insanları bu bilgilerin dalga dalga yayılmasıyla bunu başaracaklar. Ar-Ge'ye daha fazla kaynak aktarılmalı. Tarımın her alt dalında olduğu gibi tabii ki bitki ıslahına da diyelim. Ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılalım efendim. Hoşçakalınız.